Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir konuğum var, arkadaşım, çok sevdiğim, sizlerin de çok sevdiği ünlü oyuncumuz diyorum tabii ki. Güzeller, güzel. Ay daha neler diyeyim bilmiyorum. Sevgili Pelin Karahan bugün bizlerle. Teşekkürler. Hoş geldin Pelin'cim. Ne kadar güzel şeyler söyledin ya. Geldin, beni kırmadın. Teşekkür ediyorum. Hemen başlıyorum. Eyvah, hemen mi başlayacağım? Ya, hemen başlayacağım. Hiç korkuyorum. Tamam, hadi başla. İnanılmaz kilo vermiş gördüğünüz gibi. Darısı benim başıma diyorum ve sana hemen sırrını soruyorum. Nasıl yaptın Pelin? Bravo sırrım. Sana. Ya aslında bir önceki görüşmemizde galiba hamileydim. Sen o yüzden de aradaki çok büyük bir fark oldu. Ya da yeni mi doğum yapmıştın? Yani ben iki hamilelik geçirdim. İkisi çok peş peşe oldu ve ikincisinde yaklaşık 28 kilo aldım. Verme süreci de biraz daha yavaş oldu ikincisinde. Sonra bir şey kalıyor. Yani böyle bir kalıyor yani annelerde o. Bir karbonhidratsız şekersiz bir diyet yaptım 21 gün. Hani hep diyorlar ya bir 21 gün şeyi var. İçinde karbonhidrat ve şeker olan her şeyi kestim. Her şey. Ama ben makarnayla aşk yaşayan bir insan olduğum için ya da böyle her sabah kahvaltı işte simit poğaça yer, işte sürme çikolatalar falan filan, yani her gün tatlı yiyen biri için bu gerçekten zor. Aslında ben bir bilinçaltı terapistim var. Ya işte ona gidiyorum düzenli olarak. Bunun akılda bittiğini, kafada bittiğini çözdük. Yani neden yiyorum? Mutluyken mi, üzüntülüyken mi? Yani o yemekte aradığımız, işte ben yerken mutlu oluyorum. Peki neden? Yani nerede mutsuzum ki yerken mutlu oluyorum? Biraz onu bulduk ve bu bilinçaltını aslında onu temizleyip kodladı. Ben dedim kilo vermek istiyorum, veremiyorum. Nasıl yapacağım? Tamam dedi, halledeceğiz. Ben çok küçük yaşta anneannemi kaybettim, rahmetli oldu. Ve o bana çok güzel hamur işleri falan yapardı. Aslında benim bütün yemedeki aşkım, isteğim, özlemim biraz anneanne olan özlemle. Yani kafada onu kuruyorum ben. Sonra dedi buradan çıkınca dedi yemeyeceksin. Yani nasıl yemeyeceğim falan. Çıktım. İlk gün çok zor. Dedim ki yok bozacağım. Bozamazsın dedi. İstesen de bozamazsın. Yok dedim bozacağım. Nutella'yı koydum önüme. Ya. Ben dedim bozuyorum. Bozamadım. Ben 21 gün bozamadım. Ve o kadar güzel daraldım ki böyle hakikaten şekeri ve karbonhidratı vücuttan attığımda kendimi de iyi hissettim. Hemen gidiyorum. Yerine koyacak şeyleri buldum. İşte makarna dilde ne yiyebilirim? İşte tatlı dilde ne atıştırabilirim? Ve hakikaten çok da güzel uyguladım. Yani ben bile kendime şaşırdım. Spor, yürüyüş, spor her şeyi yaptım. Spor da biraz aynı şekilde destekledim. Listem yürüyüşte var mıydı bu yok, sırada? Yok, hiç yok. Liste yok. Izgara et, salata, ne çorba, yoğurt. Ne kadar da sürdü peki? Ne kadar da kaç kilo verdin? Yani o 21 günde bir 4-5 kilo verdim ama 4-5 kilo bende çok işe yaradı. Tabii, tabii. Tabii. Çok belli. Yani vücuttan vücuta değişir. Ama atıyorum ben zaten çok öyle yüzümden falan kilo olan bir tip değilim. Ama işte biraz karnın bacakların daralınca zaten bir değişiyorsun. Bence herkesin kendi eski kıyafetleri kriteri olmalı. Katılıyorum. Yani eski kotuna giriyorsan o iş olmuştur. Evet, sanırım her kadının öyle bir nesnesi var evde. Evet, hani aynen öyle. Ona geleceğim illa. Evet. O bir motivasyon çünkü. Tabii. Birinci çok merak edilen bir konuya geliyorum. Hiç estetiğin var mı? Güzel soru. Hemen çayımı bırakıyorum. Hemen bıraktı çayı. Ben daha yeni bir alnıma botoks denedim. Anlamıyorum nasıl yapılır, neye iyi gelir ya da o hep suratı birbirine benzeyen kadınlardan da olmak istemiyorum. Arkadaşım dedi ki alnın harita gibi. O ne öyle ya dedi. Nasıl ya dedi. Bak şimdi bak yapıyorum. Böyle ben de yani çok mimikliyim. Bir dokunacağım bir bak dedi. Şurayı böyle bir yaptı. Yani çünkü benim mimimi değiştirmemem lazım. Tabii. Ekran önündeyim. Bir tek bu ya, başka hiçbir estetiğin yani işte bulunmuş. Çocuklar beni soruyorlar. Kesin burnun estetik diye. Evet. Değil yok. Tabii ki değil estetik. Arkadaşlar yok. Ama mesela dişlerimi, üst dişlerimi şöyle bir lamine yaptırdım. Ya ben dişi artık saymıyorum yani. Beni değiştirmeden güzel yaşlanacağım şeylere evet. Okey derim. Onun dışında zaten istemem amaç açıkçası. Da olsun. Aynen öyle. Pelin'cim stilini 3 kelimeyle anlatmak istesin. 2 kelimeyle anlatayım mı? Tabii. Senden korkuyorum. Ay, yani bir şey üzüme giyeceğiz ve o bizi sayfasına koyacak ve altına eyvah yazacak diye ödüm kopuyor. Sonra o korkuyla daha çok yanlış yapıyorum bu sefer. Ya ne diyorsun? Evet ya sen ya çok korkuyorum. Ya öyle bir şey var evet. Aktörüm koydu ya yandım. 3 kelimeyle tanımlamak biraz zor insanın stilini. Biz bir karakter oynadığımız için zaten ekranda bizim seçme şansımız yok oynadığımız dizilerde. Ama işte katıldığımız galalar vesaire ödül törenlerinde ya da atıyorum ya sonuçta alışveriş merkezine de gidiyorsun çocuğunla, eşinle. Hani o zaman da günlük de giyindiğinde çekip koyuyorlar bir yere. Son zamanlarda biraz ona başladım. Böyle bir yere katılacağım zaman biraz daha böyle bir styling desteğini. Ha onu soracaktım. Artık dedim bunu yapmam destek lazım. Eskiden yapmıyordum. Çok gereksiz görüyordum ama kimden sonra alıyorsun? En son Oral'la çalıştık. Ya aslında seni doğru analiz eden vücut tipini. Çünkü mesela benim çok beğendiğim bir şey bana yakışmayacaktır belki de ki olmuyor da çoğu zaman. O proporsiyon
pozisyonuma, boyuma, işte onu karşıdaki kişinin çok iyi analiz etmesi ve böyle sana cuk oturtması lazım. Ya da moda diye her şeyi giyemem. Hı-hı. Mesela şimdi taytlar var ya, böyle dizin üstünde bir tane taytlar. Yani mümkün değil yani. Mümkün değil. Ben giyemem yani. Ben o kadın olamam belki mesela. Belki de çok yakışacak. Ay bilmiyorum, sonra bir şey olur. Denime dur. Sonra bu sefer seni sayfalamışlarım. Ama senin yüzünden diyerekten ama bana. Ama şey var mesela, bir renk takıntım var. Renk olayına çok dikkat ediyorum işte. Peki böyle favori Türk markaların, böyle designerların var mı? Ya da sana ilham veren isimler, böyle geniş bir şey sorayım. Var mesela, ben Olivia Palermo'nun stilini çok beğeniyorum. Hı. Yani o kadar karman çorman şey, kadın kendini o kadar yakıştırıyor ki. Böyle birkaç bloggerlar var, böyle yabancı, kimler Brezilyalı. Kimler var mesela? Ya o kadınların isimleri söylenemiyor ki. Doğru söylüyorsun. Söylemiyorum. Tarzlarını takip edip biraz orada işte atıyorum, işte Golden Goose ayakkabı bilmem neyle satan etekle kullanmış falan gibi. Peki böyle gördüğün vakit hemen araştırıyor musun ya da birine söylüyor musun? Ne bileyim, buna uğraşan biri var mı? Ben internet alışverişi özürlüsüyüm diyebilirim. Ya ay, o ben de öyleyim. Beceremiyorum. Bak, dokunup evet, almayı de seviyorum. Bu kadar işin içinde olup da evet, bu kadar bu işi becerememek. Yani dokunacağım, deneyeceğim, başka bir şey göreceğim, o anda aklıma başka bir şey gelecek. İşte atıyorum, burada yoksa yurt dışına gittiğim bir vakit işte onun o modelini arayabilirim ama çok da büyük efor sarf etmiyorum bunun için. Peki Pelin, böyle aldın ama aldığın sonra çok pişman oldun. Ne var en son? Karakter olarak en büyük özelliğim kararsızlığım. Çünkü verdiğim karardan pişman olmamak için. Ha. Mesela çantamı beğendim. Üstüne en az 2 gün uyurum. Ya. Çanta dediğin şey, şimdi pahalı çantalar beğeniyorum. Bir çanta tutkum var çünkü. Hani işte zor kazanılır biliyorum. Tabii. Beğeniyorum da falan ama böyle bir 2 gün uyurum. İnternetten başka alternatiflerine bakarım. Mesela bir cüzdan alacağım. Ay, bir ay sürdü onu alma. Ama sonra çok içime sinen bir şey alıyorum. Belki de ondan. Tabii. Pelin'ciğim, bu yaz favori parçaları neler olacak? Mesela böyle renkli güneş gözlüklerine taktım bu aralar. Ya. Kırmızılar, beyazlar. Biraz daha retro kırmızı, hı-hı, işte beyaz falan. Bir onlar mutlaka hemen aldım, koydum. Ojeler, renkli ojeler. Ya. Evet. Bu aralarda ikinci bir şeyim de bu. Çok güzel bu. Çok eğlenceli. Çok seviyorum ojeyi. Ve yazın devam ettireceksin bunu. Evet, tamam, bunu böyle farklı tonlarda ya da böyle ton sür ton yaparak böyle, hı-hı, sürmek istiyorum. Çünkü ben oje sürmeyi çok seven bir insanım. Beni yaz kış ojesiz ya göremezsin normalde. Musun? Ben kendim de sürebilirim ama genelde kuaföre gidiyorum. Şey. Ben French bile çok güzel bir yapıyorum. Ya. Tabii. Ay, çok kıskanırım o yapan. Asla süremiyorum. Katiyen. Ama yazın benim en çok sevdiğim böyle uzun uzun tiril tiril elbiseler. Hı-hı. Onları çok seviyorum. Ya da böyle işte mayo üstüne giyebileceğin şeyler. Mikro çantalardan almadın mı kendini, minicik mikro? Minicik ne koyacağım ben onun için? Benim iki tane çocuğum var. Benim ben ne koyacağım? Şu an trend beni. Ya küçük çanta normalde küçük, kendim küçük şehirde böyle kullandığım zaman seviyorum. İşte bir cüzdan, bir gözlük, bir, hı-hı, telefon, tamam. Hı-hı. Ama yazın onun küreği, kovası, çocuğun şeyi, mayosu. Peki bambu hasır çantalardan aldın mı? Ne bileyim, sandaletlerden aldın mı? Ne bileyim. Daha onlara hiç girmedim. Girmedin onlara. Gidip almam lazım galiba. Nereye gitmek istiyorsunuz yazın? Biz yazın Bodrum'dayız. Full yazın oradayız. Türkiye'de tarzını en beğendiğin çift, kadın, erkek, oyuncu, ne bileyim, aklına kim geliyorsun? Yasemin Özilan'ın tarzını çok beğeniyorum. Çok zarif ve hani hakikaten çok farklı. Seni. Aynen, buradan selamlar. Ama mesela onu giydim, ben giyebilir miyim? Çoğunu giyemem. En çok o galiba ya. Çok erkekler zarif buluyorum. Erkekler de böyle şık beğendiğin. Bizim erkekler. Yok, ben mu? Kocamı beğeniyorum mesela o anlamda. Mesela benim eşim o konuda çok titiz. Kılını, kıyafetini, düşkün ayakkabısına. Ya. Benden çok ayakkabısı var. Pelin, dakika, asacağım kendimi. Bunu burada açıklamak istiyorum. Bir dakika, senin bir yönlendirmen falan var. O, hayır, o beni yönlendiriyor. Ya. Mesela dışarı çıkıyoruz, yalnız diyor, onunla olmamış canım diyor. Hadi. Onu diyor, çıkar yani. O ayakkabının çok, artık modası geçti diyor, fena. Ay, çok evet, iyi bir şey. Şanslısın bu konuda. Ya biraz ondan da aslında bu giyim, işte styling, talik ondan da başladı. Çünkü, hı-hı, o kadar meraklı ve özeniyor, kendi para harcıyor ki, bir dakika ya, selebriti olan biri. Hani bir kendimi bir dur dedim. Çok aşk, inanıyor musun diye bir şey soracağım şimdi, tam işinle konuşuyor. Evet, tabii ki de inanıyorsun. Evet. Peki ne zaman bu o dedin? Yani aslında benim karşıma çıktığı zaman ben bu demedim. O benim için evet bu dedi. Ha. Sonra ben Allah Allah nasıl olacak falan dedim ama biz o günden sonra hiç ayrılmadık. Yani biz bir yemeğe çıktık eşimle, tanışmıyoruz. Telefonu bulmuş, yemeğe çıkmak istiyor. Ben hayır ya falan diyorum. İlk yemeğe çıktığımız gece biz evleneceğiz ve bizim çocuklarımız olacak dedi. Ben de falan dedim, böyle güldüm. Ay, çok güzel. Sonra o gece dedi ki, bu gece seni eve bırakıyorum ama bir daha asla bırakmayacağım dedi. Hakikaten de bırakmadı.
Sonra biz kocaman bir aile olduk zaten. Ya çok güzel. İki çocuğu şu an kaç yıl? Evet. Kaç senedir? 5 yıllık evliyiz. Bir 4 yaşında oğlumuz, bir de 2 yaşında oğlumuz var, 2 tane. 3 gelecek herhalde bugün. Ay, daha gençsin çünkü. Ay yok ya, daha nerede gençim? 40'ında mı doğuracağım, ne yapayım daha? Daha gençsin, 34 yaşındasın. Ama yok ya, artık bence ya, şimdi tabii çok büyük konuşmayayım. Diyorsun. Hani böyle konular için Allah verirse tabii ki hani, ama iki erkek çocuk kolay değil Pelin, gerçekten zor. Bir de çalışmayı da seviyorum. Ben tahmin edemiyorum, evet. Erkek çocuğu, evet. Çok hareketliler. O yüzden yani ikisi üçüncü, de mi öyle? Hani ikincisi birinden beter çıktı. Onların peşine koşturmakta. Allah sana sabır versin gelinci. Gelinlerime artık kısmet diyelim öyle. Tüyoların böyle vereceğin tavsiyeler ya da sihrine inandığın böyle bir metodun var mı? Hiç sigara içmedim hayatımda ve bunun bence benim saçıma cildime çok yaradığını düşünüyorum. Bravo, evet. Hep hayatım boyunca nefret ettim. Hiçbir zaman da özenmedim ve o bence bir kadın için, özellikle kadınlarda saçta ciltte çok etkili. Alkolle de aram yok. Erken yatıyorum, erken kalkıyorum. Her gün makyaj yaparım ama asla temizlemeden yatmam. Bunlar aslında klasik rutinler ama bence bir kadın için önemli. Bunların en büyük etken olduğunu düşünüyorum. Tabii biraz genetik de olur. Mesela annemin cildi de öyledir. Evde oturayım, karışımlar hazırlayayım, öyle bir şeyim yok. İşte birkaç ayda bir Hydrafacial'a gitmeye çalışıyorum. Çünkü o bir hakikaten güzel temizliyor böyle, evet, cildi. Evet. Onu bir sevdim. Onun dışında yok aslında ya. O kadar hani böyle çok sihirli formülüm yok. Ama klasik kremlerim, bakımlarım, yani temizlemem, onlar tabii her zaman var. Pelin, şimdi en son bir gündüz kuşağında bir programın vardı. Yeni projelerin var mıdır? Ne yapmak istiyorsun? Diziler seni özledi gibi geliyor bana. Bana da öyle. Ben de özledim çünkü. Var mı? İşte o doğumdan sonra bir süre ara verince, aslında daha yeni doğum yapmıştım. O arada işte bir buçuk yıl kadar yemek programı yaptım. Hem sunuculuğu deneyimledim. O bana iyi geldi. Hem de mutfağı çok sevdiğim nasıl için. Nasıl bir gündüz kuşağı iyi oldu değil mi yani? Yani iyi oldu benim için de, yani televizyonun her dalında bir şey yapmak aslında keyifli ve sana da bir şey katıyor. Bir de bir kadın oyuncu olarak bir sürü kadın tanıyorsun Türkiye'den, her memleketten. Onların hepsinin farklı karakteri var. Onları da az çok gözlemlemiş oluyorsun, bu iyi bir şey. Bir yandan mutfağı tabii iyicene geliştirdim. Orada yemek yapmalık yani noktaları tabii ki. Kilo da aldık tabii o sırada. Ama işte o bir buçuk sene sürdü. Sonra bitti. Şimdi işte artık ben de biraz özledim. Yani dizileri de özledim. Şimdi yeni sezon için görüştüğümüz yerler var. Bakalım bir tanesi olacak inşallah. Ya tabii Eylül'de karşılaşırız diye düşünüyorum tabii. Aa, güzel haber. Hadi bakalım. Evet, olsun artık. İnşallah gönlündeki olur diyorum. Peki İnşallah. Hiç böyle kabul etmedin ama sonra kabul etmediğin için pişmanlık duyduğun bir rol oldu mu? Yok, olmadı. Çok şükür. Olmadı. Yok, olmadı. Ha. Yani ben ilk Muhteşem Yüzyıl'da Timur abi işte benimle konuştuğunda, o zaman Mihrimah karakteri için, ben ona ilk mesela hayır dedim. Ya. Ben ona hayır dedim. Ya, saçma mı? Hayır, kabul etmiyorum. Git bir daha düşün. Hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Yok, istemiyorum dedim. Rahmetli Meral Okay, hani benim küçüklüğümü oynayan kızı bile, sen oynayacaksın diye sana benzer oyuncu bulduk. Hani bu sensin dedi yani. Hani. Yok dedim, istemiyorum. Ben çok yoruldum. Hiç dizi yapmak istemiyorum. Ve ertesi gün gittim, tamam dedim, ben kabul ediyorum. Yani hayatımın hatasını yaparmışım, evet, zaten. Ne kadar oynadın? 2 yıl. Toplam 4 yıldı iş. Son 2 senesinde ben vardım zaten. Ay ama harikaydı. Yani iyi ki ilklerimin arasında 5 yıl sürdü. İlk böyle ünlü olduğunu hissettiğin an. Yani ilk bir, ay ben sokakta İzmir'de ya, yürüyemediğimiz zaman dedik ki bir şey oldu galiba. Yürüyemiyorduk çünkü. Ama düşünün, hala Aslı diyorlar bana sokakta. Yani orada karakterimin adına üstünden 10 yıl geçmiş, 12 yıl geçmiş. Hala Aslı diyorlar ve ben de dönüp bakıyorum. Çok iyi. Geçen gene böyle bir şey oldu. Kadın çocuğuna sesleniyormuş, Aslı diye Akmerkez'deyiz böyle. Ben de dönüp baktım. Yok dizisi değil, çocuğuma seslendim dedi. Ha dedim, ben şey yaptım. Oluyor yani hala. Çalışmak istediğin bir yönetmen var mı? Hani böyle bir kan festivallerinde falan seni böyle görebileceğimiz. Öyle bir hayalin vardır mutlaka ya. Niye bilmiyorum ama böyle şeylerle ilgili hiç hayal kurmuyorum. Ya hayal kırıklığından korkuyorum. Çünkü hep akışını bıraktım ben mesleğimle ilgili şeyleri. Hep de çok hayal edemediğim çok güzel şeyler oldu. Belki gene öyle olur diye çok hayal kurmuyorum. Peki oyunculuk yapmasaydın hangi mesleği yapmak isterdin? Mesela var mı öyle bir şey? Ben turizm mezunuyum. Turizm otel işletmeciliğim. Otelcilik yapmayacağımı biliyordum mezun olduğumda. Bana göre değil dedim çünkü. Benim çünkü bir an önce ayaklarım üstünde durmam, para kazanmam ve aileme destek olmam gerekiyordu. Çok alakasız bir sektördeydim. Tamamen böyle dijital reklam işleri yapan bir firmada çalışıyordum. Maslak'ta ilk İstanbul'a geldiğim gün. Hatta ilk İstanbul'a geldiğim gün iş buldum. Böyle Maslak'ta plazaların arasında ağladım. Şimdi iş bulduğuma mı sevineyim? O stajyer maaşıyla nasıl geçineceğime mi üzüleyim? Nerede kalacağımı mı düşüneyim? Ayağımda Converse ayakkabıdan kottan başka bir şey yok. İşe nasıl gideceğim, geleceğim falan. Ama dedim ki hani ben çalışacağım, yapacağım, bir şekilde ayaklarımın üstünde duracağım. Ve zaten 1-2 ay içinde ben bu tarafa kaydım. İşte diyorum ya, çok hayal kurmuyorum bu işlerle ilgili. Ama hayat bana bir fırsat getiriyor ve ben onu değerlendiriyorum. Oynadığın dizilerde hiç unutamadığın bir
anın var mı? Bir tane ama hiç unutamıyorum gerçekten onu. Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah evlendiriyorlar. Kına gecesi gibi işte orada oluyor. İşte bütün kadınlar toplanmış. Sahnede de benim böyle bir damla belki akacak akmayacak hüzünlü ve donuk bir ifadem olması lazım. İşte böyle ben oturuyorum. Pelin ben bir ağlamaya başladım. Sahneyi durdurduk ve ben kendimi dışarı attım. Durduramıyorum. O kadar duygulandım. O kadar kötü oldum ki durduramıyorum. Yönetmen diyor ki o kadar ağlamayacaksın diyor. Yani hani istese. Sadece diyor bir damla belki. Bir damla istiyorum. Yok nasıl hüngür hüngür ağlıyorum. Çok kötü hissettim kendimi. Normalde hiç etkilenmem. Sahne öncesi bazı oyuncuların şeyi vardır atıyorum işte. Dramatik bir sahne çekecek, sağlak bir sahne. İşte bir saat öncesinden moda girerler falan. Bende öyle bir şey yok. Ben böyle burada kikir kikir yapıp hemen dönüp şak diye ağlayabilirim. Ya. Normalde öyleyim, hiç etkilenmem. Sahneden ağladım, bağırdım sahnede. Hani kesince gene o hüzün devam eder ya. Hani ağlasana anında da bu sefer gülebilirim. O kadar değil şu anda. İzlemekten keyif aldığın diziler var mı? Biraz yabancı dizilere sardım bu aralar. Yerli yok Netflix'te falan. Yerli. Ya yerli işlere şöyle bakıyorum. Çünkü birçoğunda arkadaşım oynuyor zaten. Mutlaka böyle bir göz gezdiririm. Bu arada işte bu Netflix'tekilere falan takıldım. Onları bir seviyorum yani. Ha, evet. Birkaç tane yani var. O hepimizi bir... Yu'yu mesela çok sevdim. Yu'yu. Seyrettin mi? Ya izledim ama yani o kadar çok hani beğenmedim. Yani, ama izledim tabii ki. Böyle yani. Çok light başlayıp sonra enteresan bir şey oldu ya o beni bir... merak ettirdi. Bir de Bodyguard'ı çok sevmiştim. Ay, oradaki Bodyguard, çocuk ben, Richard Madden evet. Gerçekten. Yani gerçekten. Ben İngiliz aksanı seviyorum galiba. Hemen kocama bir İngiliz aksanı. Yani İngiliz aksanı. Mesela Jude Law'ı da çok severim. O İngiliz aksanlı erkek daha bir şey geliyor. Bir klas geliyor. Evet. Evet. Pelin'cim dizi haricinde 2019'da ne gibi bir projeyi ne bileyim reklammış, anlaşmaymış filan. Öyle bir şeylerin var mı? Şu an reklamı var zaten. 2019'da Nivea ile birlikte girdik. Hı. Biliyorsun yani oyuncu için de marka için de bu karşılıklı çok örtüşmek çok önemli. Ben Nivea ile çok örtüştüğümü hissettim. Hı hı. 100 yıllık bir marka ve ilk defa Türkiye'de birisiyle çalıştılar. Ha, ilk kez çalıştılar. İlk kez. Yani bak geçmişe kimse yok. O yüzden biraz böyle gurur da duyuyorum. Geçmişe kimse yok. İlk kim? Evet ama mesela işte eşim, dostum ya da arkadaşlarım ya da ilk kez duyanlar gerçekten Nivea kadınısın falan deyince evet, markayla örtüşmek çok önemli süper anlamda. Süper seçim yapmışlar. Şimdi ilk reklamı çektik, ikincisini de çekeceğiz. Böyle bir temizleme serisi vardı güllü. Ben çok severim mesela gül ben suyu. Ben çok, kokusunu çok severim. Çok severim evet. İlk serimiz öyleydi. Şimdi ikincisinde böyle bir Allah'tan da gene bana uygun şeyler denk geliyor böyle. Mesela çok az su içtiğim için cildim çok kuru benim. Hı hı. O suyu gerçekten içten takviye etmeyince tabii dıştan cilt böyle biraz susuz kalıyor. Ve hakikaten nemlendirme o konuda çok önemli. Bizim ikinci ürünümüz de bu sefer nemlendirme üstüne. Tam benimle örtüşen şeyler ay, denk harika. Geliyor. Güzel bir reklam daha çekeceğiz. Farklı bir reklam olacak bu sefer. Bekliyoruz. Güzel bir işbirliğimiz oldu. Evet bakalım. Pelin'cim seni sık sık sosyal sorumluluk projelerinde görüyoruz. Şimdi yeni projeler var mı? Çok fazla tabii sosyal sorumlulukla ilgili şeyler oluyor. Biz dahil olabildiğimiz noktada hı hı. elimizden geldiğince dahil olmaya çalışıyoruz. Özellikle konu çocuklar olduğu zaman tabii bir anne olarak ister istemez bilirsin. Biraz daha insan böyle hadi hemen bir şey yapalım oluyorsun. En son işte Koruncuk Vakfı'nın bir açtığı okul vardı Urla'da İzmir'de. Bizim Muhteşem Yüzyıl zamanı aslında açılmış. Gördüm. Bizim tamamen ekibimizin ve şirketimizin o zamanki destek verdiği bir proje. Böyle toprak atılmış bir projenin böyle artık okul haline gelmesine işte biz açılışına gittik destek olduk PR anlamında. Çok da güzel oldu. İşte bu tip şeylere olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Mesela işte sosyal medyadan geçen gün şey geldi. İşte size çocuklara kitap hediye etmek istiyoruz. Biz de diyoruz ki bana vermeyin kitapları okula verin. Bizim de orada öyle bir katkımız olsun. Yani o çocuklar da faydalansın. İşte bize gelen şeyleri bazı bu tip sosyal projelere yönlendirip hani öyle destek olabiliyoruz. Eğitimle olan ilgili her şeye elimden geldiğince destek vermeye hazırım. Ay, harika, bravo Pelin. İki tane minik çocuğun var. Ne yapmakta en çok hoşlanıyorsunuz? Yani favori anlarınız ne beraber olduğunuz vakit? Ya tabii onlar şu an çok oyun çağındalar. Lego oynayalım, puzzle yapalım, resim yapalım, atlayalım, hoplayalım, boğuşalım. Onlar mesela boğuşmak istiyorlar. Boğuşma çocuklar onlar. O zaman babaya doğru. Mesela biraz tabii büyüğü mesela biraz böyle babaya tabii, doğru. Onlar mesela birlikte hamama gidiyorlar. Çok enteresan. Hamama keseye gidiyorlar ikisi. Benim işim varsa. Alemir bende diyor. Hamama gidiyorlar. Gidip yemek yiyorlar falan. Ay, maça gidiyorlar. Ay, harika. İşte erkek çocuğunun keyfi aslında. Genelde. Anne biraz kendine zaman ayırabiliyor daha sonra. Maça gidiyorlar yani başlarda. Evet evet arada böyle minik minik. Böyle onların bir keyifli saatleri oluyor ama biz de mesela oturup çizgi film seyrediyoruz. Ben de onunla seyrediyorum. Evet şimdi sana kısa kısa söylüyorum. Kısa kısa. En sevdiğin tatil rotan? Bodrum. Hayır yurt dışı mı yurt içi söz ona karar. Ay şimdi demin Bodrum dedin ya çünkü zaten. En sevdiğin tatil rotan Bodrum. Başka varsa söyle.
Ne İtalya da güzel ya. Ha evet. İtalya'yı da bir sevdim. Hayatım unutamadığım bir an nasıl tek kelimeyle olabilir? ilk şey doğurduğum an. İlk Ali Demir'e. Ha öyle mi? Evet tabii. Vav süper. Evet peki. Seni en çok ne heyecanlandırır? Kocam. Bu güzel, bu güzel. Ya burada kıskançlıklar. Kıskançlık. Bak bak orada. Peki bugüne kadar yaptığın en çılgın şey? Ay bende çılgınlık olmaz. Olmaz. Ha. Ne diyor? Çocukluk kahramanı? Alice. Evet. Ya. Tabii düğünümün konsepti de Alice'ti. En sevdiğin müzisyen? Ben bir Kenan Doğulu severim. Evet şarkıları, müziklerini çok severim. Bu aralar bir de Gökhan Türkmen'i de çok beğeniyorum. Ay ben de. Çok iyi şarkıları var. Aşırı iyi hem de. Evet, yani hem müziği hem sözleri çok anlamlı. Galiba biraz o tapta şarkıları da seviyorum ondan. Peki en sevdiğin renk? Gri. Gardırobundaki en zamansız parçan. Yıllardır kullanıyorsun. Yıllardır kullanıyorum. Acaba var mı? Hani bir kot olur, bir ceket olur, bir şey olur. Ay kot ceket. Kot ceket. Şöyle kısa hem de biliyor musun? Liseden beri var. Vallahi gerçi, var. Liseden beri var. Hepimiz var öyle bir evet, şey. Evet şöyle kısa bir model kot ceketim var liseden beri. En sevdiğin aksesuar? Küpe. Küpesiz sokağa ay, çıkma. Ben de çok güzel. Teşekkürler. Küpesiz var ya mesela bir gün unutayım. Ah yok falan diye böyle kendimi kötü hissediyorum. Evet, evet. Niye öyle bilmiyorum. Toplu ayakkabı mı düz ayakkabı mı? Topuklu. Topuklu. Tabii koşabilirim bile. Hadi canım. Tabii. Ay ben çok yemeniyorum böyle. Hiç kıkımı çıkarma. Gerçekten evet. Mi? Ceylan hani spor ayakkabı falan çok yani. Severim, babet severim ama topuklu ayakkabıyla da sonuna kadar hakkını verebilirim. Kaç saat giyebilir söyleyeyim. Bana saat ver. Sabah akşama kadar. Giyiyorum işte sabahtan akşama kadar. Öyle bir kadın oynuyorsam tabii. Ay harikasın. Çok büyük tabii. Şans. Boy 1.60 olunca mecbur. Ya saçma. Motivasyon oradan geliyor düşün. Ya Pelin. Mayo mu bikini mi? Ay mayo. Evet çok seviyorum mayoyu. Yaz mı kış mı? Yaz kesin yaz net. Yaz. Tabii. Çay mı kahve mi? Benim. Sabahları çay, akşamüstü kahve. Ha ikisi de var. Tabii. Çok iyi. Sabah mutlaka kahvaltıda çay, akşamüstü böyle bir latte. Uzun saç mı kısa saç mı? Uzun. Uzun. Evet. Merak ediyorum hafta sonunu nasıl geçirmeyi seviyorsun? Hani sinema mı, yemek mi ne bileyim arkadaşlarınla mı? Bir çocuklarla mutlaka vakit geçirip sonra eşimle mutlaka kendimizi bir dışarı atarız. Yani o da mesela hem evde oturmayı seviyoruz ama bizim bir sokağa çıkmamız lazım. O da öyle Allah'tan. Hani böyle hava güzel olacak hemen motor atlarız çıkarız. Uyumlusunuz. Çok böyle ikimiz de böyle oturup bekleyemeyiz evde. Ha, hadi çıkalım hadi kendimizi eşlerde. Atalım. Aynen bir kahve içelim bir yemek yiyelim. Seviyoruz onu. Peki sosyal medyayla aran nasıl? Senin hayranlarının sana oradan ulaşması hoşuna gidiyor mu? Bazılarına gitmiyor mesela. O yüzden aktif pek kullanmıyor. Ya ulaşıp ulaşmamak o hayran anlamında hiç bakmadım. Instagram'ı çok seviyorum. Facebook ve Twitter çok tercih ettiğim şeyler değil. Yazı yazmayı sevmiyorum öyle. Bu kadar çok her şeyimizi göz önüne sokmak doğru mu bizim açımızdan? Yani bizim mesleğimizle alakalı olarak. Hani onu bilmiyorum. Belki o yüzden çok... Her dakikamı paylaşmam. Yoksa ben de çocuğumun fotoğrafını paylaşıyorum. Şunu sevmiyorum işte atıyorum. Sabah evden çıktığım andan akşama kadar böyle neredeyim, tabii. Ne yedim, ne içtim, ne giydim, nerede gezdim mi sevmiyorum. Ha yapan vardır. Bunu meslek haline de getirebilirsin. Birini sevip sevmedin ya da sevmediğin zaman takipten çıkardın. Hani sanki oradan ilişkiler yürütülüyor gibi. Bu çok yorucu aslında baktığın zaman. Yani bir gün bunlar kalmayacak belki de. Şimdi efendim ben soracağım sorularımı. Ya, karşılıklı. Eyvah. Kimse sormadı mı sana şimdiye kadar? Yok hayır hiç öyle bir şey olmadı. Enteresan. Ama direkt açık ve net cevaplar istiyorum. Tamam. Okey ben de senin gibi yapacağım. Evet her şeyi söyleyebilirsin bana. Neden kendi kameranız yok sizi çeken? Benimki burada. Ha. Ama neden yandan yok? Neden çünkü mesela? Profilden beğenmiyorum profil şeyimi. Ama ben buradan bakıyorum mesela gayet güzel. Beğenmiyorum işte şimdi. Saçları falan da çok havalı. Şimdi gıdı var şurada. Bak ondan. Sevmiyorum. Ama o artık herkes de var ya. Artık uğraşmak istemiyorum. O yüzden ondan. Direkt kamerayla neyse. Hallettim işi. Kökünden tamam. Hallettim. Samimi bir cevap buldum. Tamam sıkıntı yok. Her şeyi sorabilirsin. Peki ikinci sorumu soruyorum. Ay bu çok güzelmiş. Ben bir daha böyle yapacağım. Konuğuma da sorduracağım soru. Evet bence öyle olsun çok zaten. Çok heyecanlı evet. Neden bazı yorumları köşene saklıyorsun? Bak. Yeah. Çünkü onu biliyorum köşemde yer vereceğimi. Instagram'da yer verirsem insanın zaten çoğu orada okumuş olacak. Gazetede okumak için o zaman bir sebep kalmayacak. Gazetemle öyle bir dinamimiz var bizim aramızda. Öyle bir ayarını yapıyorum o işe. Her şeyi söyleyemem ama zaten... Beğenip beğenmediğimi bir şekilde belli ediyorum. Orada insanlar diyor ki çok karşılaşıyor. İşte niye sen bir şey demiyorsun? Ben aslında işte hashtagimle ne bileyim şöyle bir göz kırpmamla bile evet aslında belli oluyor birazcık. Belli ediyorum ama altını gazete köşemde dolduruyorum. Evet. O zaman gazeteyi açıyor okuyor çünkü. Çok sevdiğin arkadaşların da oluyor.
Ama atıyorum kötü giyindi. Koyar mısın? Kötü eleştiri gelirse ne yaparsın? Çok yaşadığım bir şey. Eğer çok yakın arkadaşımsa yer vermiyorum. Filtremi öyle yapıyorum gayet samimi bir şekilde. Beğenmediğim kimseyi şu ana kadar beğendim demedim. Love it'imi asla koymadım. Orada şeysin, samimisin orada değil mi? Asla. Şu an bir tane bile yoktur yani o. Peki bu iş olmasaydı ne yapardın? Atıyorum işte şu an sosyal medyanın da desteğiyle. Zaten işim vardı ama çok alakasız bir işte çalışıyordum. Yani elektronik camiasının bir Japon firmasının Türkiye distribütörlüğünü yapan bir firmada. Eşimin zaten şirket. Biz beraberdik. Boş zamanımda ben blog açıyorum. Açış o açış 11 oradan sene başladım. Oldu. Sizlerle tanışmış oldum. Süper. Benden bu kadar. Bu kadar sıkıştırdım. Sorayım mı daha ister misin? Ay sorma tamam. Soruların tam 12'den çünkü. 12'den tamam. Hiç evet. Ya başka sormayacağım tamam. Ay çok keyifliydi gördüğünüz gibi. Ne yapıyorsunuz? Böyle çok keyifli konuklarım olsun gelsinler. Keyifli izleyin diye önce kanalıma abone oluyorsunuz. Direkt aboneliğe girdim yalnız. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem de vaktinizi ayırdınız. Bizleri izlediniz. Görüşmek üzere diyoruz. Ve öpüyoruz. Görüşürüz.